مشاعر الحب في الرحمن تأترك تصغي إلى القلب في Ramazan ayının öbür aylara olan üstünlüğü nedir? Ramazan ayı bütün aylardan daha hayırlıdır. İbnül Kayyım öyle diyor. Neden öyledir diyor? Çünkü diyor ki Ramazan ayında Kadir gecesi vardır. Ve onun son 10 günü de bütün günlerden daha hayırlıdır. Dolayısıyla birinci sebep şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki Ramazan ayının öbür aylara olan üstünlüğünün sebeplerinden bir tanesi nedir? Kadir gecesidir. Çünkü o ayda Kadir gecesi var. Kadir gecesi ki 1000 aydan daha hayırlıdır. Birincisi bu. Ve o ayda biliyorsunuz ibadetler çokça yapılırsa ecirleri çokça olur. Bununla alakalı başka bir müjde var mı başka bir günde? Hayır. Sadece Ramazan ayında ve Kadir gecesi için bu müjde vardır diyebiliriz. İkincisi, Ramazan ayının öbür aylara olan üstünlüğü sebeplerinden bir tanesi de nedir? Çünkü bu ay öyle bir aydır ki bu ayda Kur'an indirilmiştir. Bu ay öyle bir aydır ki bu ayda Kur'an indirilmiştir. Allah Azze ve Celle ayette diyor ki Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O Ramazan ayı ki o ayda Kur'an indirilmiştir diyor. Ayetle sabit. Onun için bu ayın öbür aylardan daha hayırlı olmasının sebeplerinden bir tanesi bu ayda ne olmuştur? Bu ayda Kur'an indirilmiştir. Yine Allah Azze ve Celle Duhan suresinde der ki İnna enzelnâhu fî leyletin mübareketin. Muhakkak ki biz onu yani Kur'an'ı o mübarek günde indirdik. Mübarek gecede indirdik. Nedir? Hangisidir? Yani Kadir gecesi. Kadir gecesi nerede? Kadir gecesi Ramazan ayının içinde. Evet. Başka ne diyebiliriz? Peygamber aleyhissalatü vesselam Ramazan ayını ararken bize ne diyor? Neyi tavsiye ediyor? Son 10 günde arayın diyor. Tekli sayılarda arayın. Demek ki Kadir gecesi Ramazan ayının içinde. Evet. Bunların hepsi bize neyi gösteriyor? Bize bunun delilini gösteriyor. Yine Ramazan ayının faziletlerinden bir tanesini anlatan başka bir hadis var ki bu hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki İbrahim'in sahifeleri Ramazan ayının ilk gecesinde nazil oldu. Tevrat Ramazan'ın 6. gecesinde nazil oldu. İncil Ramazan'ın 13. gecesinde nazil oldu. Zebur Ramazan'ın 18. gecesinde nazil oldu. Kur'an ise Ramazan'ın 24. gecesinde nazil oldu diyerekten Peygamber aleyhissalatü vesselam İmam Ahmed'in tahric ettiği hadisi ne yapıyoruz? Buradan anlıyoruz ki bu gece ve bu ay o kadar mübarektir ki Allah Azze ve Celle bütün kitapları bu ayda indirmiştir diyebiliriz. Evet. Üçüncüsü ise bu ayın öbür aya üstünlüğünü zikredecek olursak bu ayda biliyorsunuz kardeşler cennet kapıları açılır. Tamamıyla açılır. Cehennem kapıları kapanır. Ve bununla beraber şeytanlar zincire vurulur ve bağlanır. Dolayısıyla başka bir ayda böyle bir müjde var mı bizim için? Hayır yok. Sadece bu ayda var. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam der ki اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ Ramazan geldiği zaman فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ Cennet kapıları açılır. وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ Ve cehennem kapıları, ateş kapıları kapanır. وَسُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ Ve şeytanlar da bağlanır. Başka rivayette ise وَسُوسِلَتِ الشَّيَاطِينُ Şeytanlar zincirlenir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şöyle bir soru gelebilir. Madem ki şeytanlar bağlanıyor, o zaman bu aylarda niye insanlar hala günah işliyor? Mesela içki içen var, zina yapmaya devam eden insanlar var diye bir soru sorulacak olursa şunu diyeceğiz. Diyeceğiz ki burada kastedilen şudur. Birinci görüşü naklediyorum. Şayet kişi oruca gereği gibi riayet ederse zaten bu haramların çoğundan korunmuş olur. Peygamberin kastettiği de budur. Yani sen şeriata uyduğun sürece bu ay gerçekten de yani manevi bir şekilde şeytanlar bağlanmış olacak ve bununla beraber cennet kapıları açılmış olacak, cehennem kapıları kapanmış olacak. Ama sen şeriata uymazsan bu senin için geçerli değil diyeceğiz. Birinci kısım alimler bunu söylüyorlar.
bu hadisleri açıklarken. İkinci kısım alimler şunu söylüyorlar. Diyorlar ki buradan kastedilen azgın şeytanlardır. Yoksa normal şeytanlar değildir. Ama azgın şeytanlar bağlanmıştır. Bunda hiçbir şüphe yoktur diyorlar. Bu da hadise ters değildir. Uyumludur. Yine başka bir görüşte ise diyor ki bu ayda gerçekten de yani gözle görülür bir azalma var günah açısından. Hayır açısından gerçekten bir artma var. Hiç kimse bunu inkar edemez. Bu bilimsel olarak ortaya koyulmuş. Ramazan ayında günahlar daha da azalıyor ve hayırlar daha da artıyor. Bütün dünya genelinde. Peki bunu neye yoruyorlar? Bunu şuna yoruyorlar kardeşler. Diyorlar ki her ne kadar şeytanlar bağlanmış olsa bile insanın nefsi, insanın istekleri, insanın hevası zaten başlı başına şeytan olmuş. Dolayısıyla şeytanı bağlasam bile şeytanın ordusu, şeytanın arkadaşları onların yaptığı işi yapmaya devam ediyor. Bu şuna benzer kardeşler. Cezaevinde bir tane adam var. Bir cemaatin lideri, kötü bir lider. Dışarıdaki memurlarına emrediyor. Şunu yapın, bunu yapın, şunu yapın, bunu yapın. Şimdi bu adamın içeride olması bir şey ifade eder mi? Hayır. Zaten dışarıdakiler o içeridekinin emirlerini yerine getiriyorlar. Dolayısıyla bu da bu baptan değerlendirilebilir diyebilirim. Ondan dolayı Fethul Bari'de İbni Hacer meseleyi bu şekilde açıklıyor. Dolayısıyla şeytanların bağlanmış olması hadise ters değildir. Gözle görülür azalmayı da apaçık bir şekilde görüyoruz. Dördüncüsü ise kardeşler bu ayın öbür aylara üstünlüğü şu şekildedir. Biliyorsunuz bu ayda özel ibadetler vardır. Mesela çokça Kur'an okumak gibi, fitir sadakası gibi, teravih gibi veya bolca sadaka vermek gibi ve benzeri daha zikredebileceğimiz özel ibadetler olduğu için zaten en özeli de oruç tutmaktır o ay. Ondan dolayı bu ayın öbür aylara üstünlüğü dört şekilde bu şekilde alimler açıklamışlardır.